Ve bunu yaparken İslam'ı arayacaksın. Evvelce böyleydi. Bir Müslümanın kızını istemeye geldikleri zaman Müslüman hemen toparlanır. Ya peki kardeşim, sen benim kızımı oğluna istemeye mi geldin? Evet, evet. Söyler misin, senin oğlun 32 farzı ezbere biliyor mu? Senin oğlun amentü billahi ve melaiketihi, hani sonuna kadar okuyabiliyor mu? Senin oğlun gusül abdesti, namaz abdesti ve bütün erkanı İslam'ı biliyor mu? Senin oğlun ahlakı var mı? Senin oğlun içki içer mi, oyun oynar mı? Hep bunları sorarlardı. Evvela dinini, evvela imanını, evvela İslam'ını, evvela ihlasını, evvela vicdanını, evvela Kur'an'ını sorardı. Ondan sonra dünyasını arardı ve kızını verirdi. Şimdi en Müslüman hacı hoca, en Müslüman bir ailenin kızını istemeye geliyorlar. Sorduğu birinci soru, ha peki kızımı mı istiyorsun? Senin oğlun kaç bin lira maaş alıyor? Altında arabası var mı, apartmanı var mı diye soruyor. Ve İslam'ı yaşamıyor, sormuyor İslam'ı. Ve bunun cezasını sonra çekiyorsun tabii. Öyle bir asi nesil meydana geliyor ki, ya bu nesil nasıl meydana geldi? Senden meydana geldi. Namaz kılmayan bir delikanlıya sen kızını verirsen elbette asi meydana gelecek. Sen İslam'ı bırakmışsın. Bir Müslüman namaz kılmayan bir adama nasıl kızını verir ya? Nasıl verir? Allah'ın huzuruna kabul etmediği, cehennemde yakacağım dediği bir adama sen kızı nasıl nikâhla veriyorsun? Buna imkan var mıdır? Bey namaza kızını vereceksin diye Türk Ceza Kanunu'nda bir madde var mı? Kim seni zorlayabilir? Vermiyorum. İslam'ı niye aramıyorsun bakayım? Evvela adamın oturacağı apartman dairesini arıyorsun da ahirette bu herif cennete mi cehenneme mi gidecek diye niye sormuyorsun? Altında arabası var mı diye soruyorsun da kalbinde imanı var mı diye niye sormuyorsun? Cebinde, cüzdanında parası vardır diye soruyorsun da vicdanında Allah korkusu var mıdır diye niye sormuyorsun? Niçin peşine düşmüyorsun? Kimi kandırıyorsun sen? Ne Müslümanlığıdır bizim yaptığımız? Şu memleketin haline bakın. Bir asi nesil havadan gelmedi tabii, biz içimizden geldi bunlar. Kendi ihmallerimizin, kendi isyanlarımızın, kendi tuğyanlarımızın sonucu bunlar. Eğitim sisteminin faciasıdır bunlar. İşte aziz ve asil kardeşlerim, evvela İslam'ı arayacaksın. Yoksa fitne senin evinde başlar, senin mülkünde başlar.